İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde akademisyen iken 2017 yılında öğrencilere İstiklal Marşı ile Gençliğe Hitabeyi Kürtçe'ye çevirme ödevi verdiği için hakkında soruşturma açılan öğretim üyesi Dr. Bekir Tank'ın sözleşmesi yenilenmeyerek Ağustos ayında görevine son verildi. Dicle Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyat bölümünde halen devam eden Kürtçe tez yasağı sonrasında bu olayın da yaşanmış olması bölücü, ötekileştirici, inkarcı anlayışın halen sistematik bir şekilde desteklenerek sürdürüldüğünü göstermektedir. Bilimin, fennin ve hür düşüncenin yeri olması gereken üniversitelerin saplantılı birer ideoloji merkezlerine dönüşmesi esef vericidir. Türkiye bu yasacı zihniyetle hiçbir yere varamaz. 20 milyon vatandaşın ana dilini, kültür ve medeniyetini yok saymak akıl tutulmasıdır. Türk-Kürt kardeşliği bir medeniyet projesidir. Bu memleketin geçmişinin temel harcı olduğu gibi geleceğinin de teminatıdır. İnkarcı bir tutum ve kutuplaştırıcı dil sahipleri toplumun geleceğini yok etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektedirler. Bu yasakçı zihniyet muhakkak bitmeli, kardeşlik anayasal zemine oturtulmalıdır. Bunun ilk adımı da ana dilde eğitimin önünün açılmasıdır. Birleşik Arap Emirliği ve Bahreyn'in Siyonist rejim ile yaptıkları ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması, Beyaz Saray'da Trump'ın da katıldığı bir toplantıda imzalandı. Trump'ın yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız diyerek anlattığı anlaşma, Kudüs'e, Filistin'e ve İslam ümmetine yapılmış büyük bir ihanettir. Birleşik Arap Emirliği, Bahreyn ve bu tayfaya katılması muhtemel diğer ülkeler, Siyonist rejimin safında yer aldıklarını, Filistin halkına karşı yürütülen işgale destek verdiklerini, kendi halklarının ve bütün ümmetin kin ve nefretini kazandıklarını bilmelidirler. Ruh ve bedenlerini İslam düşmanlarına satan bu yöneticilere karşı en başta kendi halkları tepki göstermeli. Bu ihaneti asla kabul etmemelidirler. Bu anlamda Bahreyn'de yapılan gösteriler çok değerlidir. Protestolar yaygınlaşarak devam etmelidir. Bu ihanet karşısında Filistin halkı her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe muhtaçtır. Bütün direniş grupları, bütün farklılıkları bir kenara bırakarak Kudüs'ün özgürleştirilmesi ortak paydasında muhakkak bir araya gelebilmelidirler. Bu birlik, ihanet adımlarını hakim bırakacaktır. Muhammed Dahlan gibi ömürleri boyunca işgal rejimiyle işbirliği içerisinde yer alan bir proje adamının yeniden parlatılıp sözde birlik hükümetinin başına geçirilmek istenmesi ihanet projesinin diğer bir saç ayağıdır. Filistin halkı tescilli Siyonist işbirlikçisinin başlarında idareci olmasına asla izin vermeyecektir.